Üniversite hayali kuranlar önemli bir dönemeci geçti. Yükseköğretime geçiş sınavı bugün yapıldı. Öğrenciler sıralarda, onlara dualarıyla destek veren veliler de okul bahçelerinde ter döktü. Şimdi adaylar bir yandan heyecanla sınavın sonuçlarını beklerken, bir yandan da ikinci basamak olan lisans yerleştirme sınavına hazırlanacaklar. Adım adım ilerliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 700 bin aday adım adım ilerledi hayallerine. Üniversiteye giden yolda önemli bir basamağa çıktılar bu yılda. Güvenlik önlemleri şaşırtmadı bu kez adayları. Geçen yıldan ezberlemişti birçoğu kuralları. Sınava giriş belgem ve nüfus cüzdanım var. Bunları getirmemizi söylediler ve su sadece. Uyarılar işe yaramış. Adayların çoğunluğu kalemi, silgiyi, takıyı, tokayı evde bırakmıştı ama istisnalar da yok değildi. Adaylar didik didik arandıktan sonra sınav salonlarına alındı. Ve sınav anı. Adaylar kalemi, silgiyi, peçeteyi, hatta şekerlemeyi yine masada hazır buldular. Bu kez soru kitapçıklarıyla cevap kağıdı da kişiye özeldi. Güvenlik önlemi kapsamında bazı salonlardaysa kameralar kayıttaydı. Adaylar 160 dakika boyunca Türkçe, sosyal bilimler, fen bilimleri ve temel matematik testlerinden 160 soruyu çözmek için kalem oynattı. Sınava girenler arasında Eskişehir Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun da vardı. Spor Akademisi okuma içimdeki isteğini de zamanında futbol oynamaktan dolayı başaramadığım bu duyguyu da İnşallah başarırım. Adem Topçuoğlu içinse sınav bir hobiydi. Sınava girme bende bir hobi oldu. Bu sınav merakı bende devamlı edecek. Pambersiz düğün olmaz misali. Sınavsız ben de sınavsız olamam. 3 üniversite mezunu 49 yaşındaki sözleşmeli öğretmen 30. kez üniversite sınavına girdi. Ben öğrencilere haksızlık etmiyorum. Çünkü ben biz ilk sınava giriyorum, daha sonrakini bırakıyorum. Girmiyorum, tercih yapmıyorum. 3 üniversite bitirmişim. Geçen yıl üniversite adaylarının başka şehirlere gitmek zorunda kaldığı Şırnak Cizre'de ise bu sefer sınav işkenceye dönüşmedi. Adaylar kendi ilçelerinde sınav verdiler. Adaylar salonlarda kafa yorarken aileler de okul bahçelerinde heyecanlıydı. Çocukları için bol bol dua ettiler. Biz onlardan daha heyecanlıyız herhalde aile olarak. Ve geleceğini işaretleyen binlerce aday için göz açıp kapayıncaya kadar geçen 2 saat 40 dakikanın sonu. Hayal kırıklığına uğradık. Ben felsefe okumak istiyorum. Ben polislik istiyorum da polislik barajını da geçemeyeceğim bu gidişle. Matematiği tartışıyoruz ya. Cidden çok zordu. Yapamadık. Adayların birçoğu matematik soruların zorluğundan yakındı. Ümidini kaybedenler hayallerini seneye erteledi. Sınavdan sonra pek bir ümit kalmadı ama seneye artık inşallah. Adayların LYS'ye girebilmesi için en az 1 puan türünden 180 alması gerekiyor. Sınavda 140 ila 180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarıyla açık öğretim programlarını tercih edebilecek. Bu arada ÖSYM Başkanı Ali Demir, YGS sonuçlarının bir ay içinde açıklanacağını bildirdi.